Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızdan Kutsal Kitap Eski Antlaşma'da bulunan Babil Kulesi Neden Yapıldı adlı hikayemizi anlatacağım. Ama öncesinde ezber ayetimizi okuyalım. Sonra kendimize bir kent kuralım dediler. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Yaratılış 11. bölüm 4. ayet. Evet arkadaşlar, hatırlarsanız yeryüzü kötülükle dolunca Tanrı dünyayı tufanla yargıladı. Peki tufandan sonra dünyada kaç kişi kalmıştır? Bu kişiler kimlerdir? Tanrı sadece yolunda yürüyen Nuh ve ailesini bu tufandan sağ olarak çıkarmıştır. Bu olaydan sonra dünyada toplam 8 kişi kaldı. Bunlar Nuh, karısı, 3 oğlu ve onların eşleridir. Tanrı tufandan sonra Nuh'un ailesi aracılığıyla yeni bir başlangıç yaparak onları kutsadı. Tufandan birkaç yüzyıl sonra Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yafet'in birçok çocuğu oldu. Bir süre sonra Nuh'un oğullarının soyu yeryüzünü kapladı. O zamanlar bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırdı. Nuh'un soyundan doğuya göçenler Şinar bölgesinde bir ova buldular. Orayı çok beğenip yerleştiler. Böylece göç etmeyi bırakıp birlikte yaşamaya başladılar. Orada yaşamaya başlayınca toprakla tuğla yapmayı öğrendiler. Artık taş yerine tuğla, harç yerine zift kullanmaya başladılar. Tuğla ve harç kullanarak ev yapmaya başladılar. Böylece Şinar bölgesi gelişerek kalabalık bir şehir haline geldi. Büyük bir kent kurmuş oldular. Aynı zamanda düşmanlarından korunmak için şehrin etrafına yüksek duvarlar yaptılar. Kısacası tuğla yapmayı öğrendikten sonra yaşamları değişti. Hadi kendimize bir kent kuralım. Göklere erişecek bir kule dikip ün salalım. Böylece yeryüzüne dağılmayız. Artık bir yerde kalarak birlikte yaşayalım dediler. Tanrı'nın ismini yüceltmek yerine kendilerini yüceltmeye başladılar. Aslında Rab Tanrı Nuh'u ve oğullarını kutsayarak "Verimli olun, çoğalıp yeryüzünü doldurun" diye buyruk vermişti. Ama onlar Tanrı'nın buyruğunu dinlemeyip ona karşı gelmeye başladılar. Nuh'un oğullarından türeyen bu insanlar ne kadar büyük bir güce sahip olduklarını göstermek ve bununla ün salmak için bir kule inşa etmeye başladılar. Tuğla yapmayı bildikleri için kuleyi istedikleri yükseklikte yapmayı başarmışlardı. Kulenin yüksekliği arttıkça kendilerini Tanrı gibi görüyor ve Tanrı'yla savaşıp onu yenebileceklerini düşünüyorlardı. İnsanlığın yaptığı bu kule, onların Tanrı'ya karşı olan kibir ve gururla dolu yüreklerinin bir göstergesidir. Tanrı insanların yaptıklarına bakarak öfkelendi ve sonunda kentle kuleyi görmek için aşağıya inerek onları cezalandırmaya karar verdi. Tanrı, tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar dedi. Kentte bulunan bütün insanların dilini karıştırdığı için kulenin yapımı durdu. İnsanlar birbirleriyle anlaşamayınca çalışamaz duruma geldiler. Böylece kule yapmayı bırakıp yeryüzünün dört bucağına dağıldılar. Bu şekilde tasarladıkları planlar başlamadan bitmiş oldu. Arkadaşlar, bu kulenin adının ne olduğunu biliyor musunuz? Bizler bu kuleyi Babil Kulesi olarak adlandırmaktayız. Peki Babil Kulesi'ne baktığımızda ne anlarız? Şüphesiz ki hem insanların Tanrı'ya karşı olan gururlu yüreğini hem de Tanrı'nın bu kuleden ne kadar nefret ettiğini anlayabiliriz.
İnsanlar Tanrı'nın verdiği aklı kullanarak tuğla yapmayı öğrendiler. Ama öğrendikleri bu yeni yeteneklerle onun nefret ettiği işleri yaptılar. Sonunda Tanrı dillerini karıştırarak onları cezalandırdı ve hepsi farklı yerlere dağıldı. Bilmeliyiz ki Tanrı, insanlara verdiği aklın ve yeteneğin bencilce, başkalarını hor gören bir şekilde kullanılmasından hiç hoşnut olmaz. Günah işleyen insan sürekli Tanrı'nın buyruğunu reddedip, kendi çaba ve gayretiyle ona ulaşmaya çalışır. Fakat şunu unutmuştur ki, Tanrı'ya ancak onun tasarladığı kurtuluş planıyla ulaşabiliriz. Günahlı insan, İsa Mesih'in kanı olmadan kendi gücüyle asla günah sorunu çözüp kutsal Tanrı'ya ulaşamaz. İsa Mesih, Baba Tanrı'yı yüceltmek ve hoşnut etmek için yaşamını feda etti. İsa Mesih bile gücünü kendini yüceltmek için kullanmamıştır. Bunun gibi biz de kibrimizi bir kenara bırakıp, İsa Mesih'in yaşamını örnek alarak Rab Tanrı'nın bize verdiği aklı, yeteneği ve gücü onun için kullanan imanlı çocuklar olalım. Tanrı'nın verdiği armağanları kendimizi göstermek için değil, Rabbin yüceliği ve onun ismini yüceltmek için harcayalım.